Hocam selamünaleyküm. Dini nikahın zahiri kısımları hepimizin malumu, birçok insanın ana hatlarıyla bildiği konu. Fakat şekil bakımından dini nikahla alakalı ve uygulama bakımından dini nikahla alakalı çokça sorular geliyor. Hatta bu konuda sıkıntılı, mağdur durumda olan özellikle hanım kardeşlerimizden sorular geldi daha önce. Bununla alakalı bu işin hakikat kısmını izin verildiği kadarıyla öğrenmek isteriz. Öncelikle bir kişinin eşine aldım kabul ettim demesiyle, karşı kişinin de vardım kabul ettim demesiyle nikah sahih olur mu? Geçerli olur mu? Yani hakikat boyutunda bu nikah olmuş mudur, olmamış mıdır? Şer'i anlamda nasıl bakmak gerekir? İkincisi de bazı hanım kardeşlerimiz var, evliler. Eşlerinden oldukça yoğun şekilde zulüm gördüklerini, çok sıkıntı çektiklerini, eşlerinin kafalarına göre örneğin Allah muhafaza alkollüyken ya da akılları çok yerinde veya değilken eşlerine seni kovuyorum, seni istemiyorum, seni boşadım diye böyle defaten konuştuklarını, ondan sonra ertesi gün bir şey olmamış gibi davrandıklarını, bir gün sonra gelip tekrar aynı şeyi söylediklerini ve bu durumda onların da kendilerini eşlerinden boşanmış ve aynı evde oturmak zorunda kalıp zinaya düşmüş hissiyatı verdiğini söyleyen kardeşlerimiz var. Ama diğer yandan da gidecek yerimiz yok, varacak yerimiz yok. Bu şekilde kapana kısıldık kaldık. Nasıl davranmalıyız? Nikah bağlarımız tamamen kopmuş mudur, kopmamış mıdır? Durumumuz nedir diye soran çok kardeşimiz oldu. Biz de bunun için Allah rızası için bunu hal ilmi penceresinden cevaplandırabilir misiniz diye size iletmek istedik. Çünkü amacımız işin şer'i kısımlarını sorgulamak değil haşa ama hakikat tarafında zorda olan hanım kardeşlerimizin birazcık olsun işlerine su serpecek bir hakikat yanıtı varsa bunu da kendilerine iletmek istiyoruz açıkçası. Onun için bunu gündem ettik. İnşallah izin verildiği kadarıyla cevabını talep ediyoruz. Rabbim razı olsun. Ediyorum dedi. Dediği an nikah gerçekleşmiştir. O kadar. O kadar ama eksiktir. Eksiği nedir? Mehiri belirlemeleri lazım. Şimdi mehiri belirlemeleri lazım. Şimdi böyle olunca temel atılmış. Artık hani yüz yüze bakabilirler bir yere, bir sınıra kadar ama o mehir konusunu da çözebilirler. Çünkü mehiri sonradan ödeyebilir, sonradan çözüm yapılabildiği için. Evet. Ama mehiri konuşmadılar ya, şöyle düşünün, evliliği bir bina gibi düşünün, bahçe kapısından içeri girdin, o alanın içerisindesin anlamında. Sonra bununla ilgili bahçenin kapısına girdin, adım atıyorsun ya içeride. Bu sefer bu olay daha da pekişmiş oluyor. Şimdi bak, burası temel diyorum. Şimdi temel olduğunda sonrakilerle bağlar var. 9 bağla birbirine bağlandığınızı düşünün. İşte bu anlattığım temel var ya, bu temel nerede kopar? Burada anlatmak istediğim bir şey var. Adam boşuyor. Boşadım diyor. Ertesi gün vazgeçiyor falan. Boşadım dediğinde bu 9 bağ var ya, ana temeli saymıyorum. Söylemiyorum. Diğerleri kopuyor. Ertesi gün yapışıyor. Kopuyor yapışıyor ama temel var. Temel nerede kopar biliyor musun? İkisi uzun bir süre görüşmezler. Ve işin sırrı da şurada. Biri sordu, ya sen evli miydin? Ya ben evliydim ama gitti, uzun zamanda görüşmüyoruz artık. Nikah var mı yok mu bilmiyorum pek. Dediği zaman o temel çatlıyor, kopuyor. Şimdi ben bu böyle değil. Bunlar aynı yerdelerse eğer temel zemini duruyor. Şimdi
kişi boşadı. O bir kere sayılıyor. Aynı anda üç kere olmuyor. Bir zaman sonra aklında başındayken bir daha söylemesi lazım. Sonra ya da birini vekalet etmesi lazım. Güvenilir olması lazım. Yani o biraz daha riskli. Girmeyelim. Bir zaman sonra telefon açtı, bir daha söyledi. Aklı başındayken ama gibi. Böyle zaman aralıklı olması gerekiyor. Zaman aralığının içerisinde de birbirleriyle görüşmediği halde olması gerekiyor. Ama bunu söylemek için aynı ortama gelirlerse bu o görüşme anlamına gelmiyor. Hani nikahı düşürmek bu kadar ucuz ve kolay değil, çocuk oyuncağı da değil. Nikahın temeli şudur. İki kişi birbirini eş olarak kabul ettim dediğinde melekler onu hemen yazıyor. Bak, o yazdığı yeri yine o iki kişi, ben onu eş olarak kabul etmiyorum deyip bunu da farklı zamanlarda kafaları yerindeyken, sakinken üç kere bunu söyleyecek. Bir de birine delillendirecek, o zaman kopuyor. Şimdi bu konuyu anladınız değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun üzerine adam eve geldi, ben seni boşadım dedi. Adam evin içinde gitmedi. Uzun zamanda geçmedi. Ve kadın da evin içinde. Temeli duruyor. Bak, temeli duruyor. Şimdi biz bunu anlatsak inanmazlar ki. Yoksa bak, diğer türlü de düşün. Her boş ol dediğinde olursa o zaman bizim birçoğumuz evli değil o zaman. Ortalık yeni değil tabii. O zaman değiliz ya. Bunu Allah-u Teala bilmiyor mu kullarını? Bu kadar basit değil. Bu kadar yani basit nikah değil. Nikah gibi bir müessese. Tabii. Ve şöyle düşün. Nikah kıyacak değil mi? Burada hiç alim şey yok. Hoca yok. İki kişi dedi ki tamam, birbirine yeni tanıştılar. Kabul ettiler. Tamam. Ya sana ne vereceksin? Dedi ki ben ona bir saat alırım ya da bir küpe alırım dedi. Mehir mi? Kabul mü? Kabul. Tamam. Ya Rabbi bunları hayırlı eyle. Bunları evlendi de dua ettik ya. Bu. Bitti, tamam. Bu bitti. Evet. Şu ayeti bunu okuyacaksın da bu böyle olacak diye şart farz değil. Ama ekstra nikah duasını okumak, bak dua, adı üstünde dua. Okumak ayrı bir sünnet ve güzel şey. Ya da direkt kalbine geldiği gibi dua edersin. Yani böyle donanımı ya da imam gerektirecek bir şey değil. Müslümanım diyen herkes aslında imamdır. Evet. Yani ne demek biliyor musun? Her Müslümanım diyen aslında o dinden sorumlu, görevli kişidir. Camideki imamı kast etmiyorum zaten. Üç kişi bir araya geldiğimizde birimiz imam olmuyor mu namaz kılmak için? Tabii. Demek ki o yetkimiz var, yoksa onu da kıldıramıyor olmamız lazım. Tabii onu da kıldıramıyor olmamız lazım. Yani iki üç kişi bir araya geldim namaz kılıyor dediği gibi onu da yapmaması lazım. Dolayısıyla da bu erkeğin keyfi bir şekilde veya kafası yerinde değilken haytuyt edip ben seni boşadım gittim geldim demesiyle olacak bir şey değil. Bir de şöyle bir şey var bak şimdi. O da ince bir nokta da şu. Diyelim ki bunlar üç talak var, üç bağ olduğunu düşünün. Daha dokuz bağ da. Adam geldi boşadım dedi. 50 kere tekrar etti. Bir keresine sayıldı. Nikah zayıfladı. Düşmedi. İki gün sonra ertesi güne yine adam işine gitti, evine geldi. Kadın yine evde. Geldi, konuşmuyorlar. İyi biçtiler, yattılar. Aynı odada da yatmamış olsun böyle. Sonra adam işe gitti. Bir iki gün geçti. Yine kavga ettiler bir akşam. Adam yine boşadım dedi. Şimdi bak şimdi. Önceki boşadım dedi. Ertesi gün geldi. Oturdu, kaldı, sakin. O anda içinde pişmanlık olduysa, onu söyleyen kişi içinden bundan vazgeçtiyse, zaten orası tekrar uçlar birbirine yine birleşti ya. Evet. Çünkü kişi, hani bir insan tövbe içinden pişmanlığı geçirdiğin zaman, yoksa tövbe metnin duasını okuduğu zaman değil, okumak değil. İçinde o pişmanlığını hissetti. Evet. Ya bir hata yaptım, içimden pişman oldum, tamam mı? İlla bir sözlü bir şeye getirmeme de gerek yok ki. Ha, getirirsen daha güzel ama. Ne oluyor? Sen Allah-u Teala ile senin aranda o hatanı gizlesin istiyorsun, toparlıyorsun. Evet. Ne oldu? Otomatikman o yine
düzeldi. Üç bağı geri döndü. Veya dokuz bağı tamamlandı. Üç talak konusuna. Ne oldu? İki gün sonra bir de oldu. O hep bir tanesi kopuyor yapışıyor. Kopuyor yapışıyor gibi düşün. Evet. Ama adam boş ol dedi. Çıktı gitti. Atıyorum bir süre eve gelmedi. Sakinledi. Ondan sonra kadın bunu aradı ya da adamı aradı. Ya dedi ki sakince ben sana boş ol dedim ya. Ben seni boşadım dedi. Sakin sakin kapadı. Aradan biraz daha geçti. Diyelim ki 3-5 gün daha geçti örnek. Bir de aradı kadın ya gel evine neredesin dedi. Ben seni boşadım ya dedi bu iş bitti dedi. O zaman bitti işte yani ya. Bir zaman sonra. Öyle bu kadar çocuk oyuncağı değil bu kadar kolay değil. Yoksa kavga anında herkes boşuyor çıkarıyor o zaman. Ne olacak? Allah-u Teala bilmiyor bunu. Biliyor ona göre. Bu konuya şuradan girmiştik. Bir kardeşimiz yazmıştı. Eşim sarhoşken ya da kafası yerinde değilken ya da kızdığında bana sürekli boşadım seni diyor. Beni evden kovuyor. Ağır kelimeler söylüyor. Ondan sonra ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ama bunu defalarca tekrar etti. Yani üçten fazla da tekrar etti. Öyle olunca ben şu anda benim nikahımın düştüğü endişesiyle hani zina durumunda mı yaşıyorum, korkusu yaşıyorum, gidecek yerim de yok. Galiba yurt dışındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla çok zor durumdayım. Ben ne yapmam lazım diye bir şey sormuştu. Onun üzerine istiharesini yaptığımızda o nikah bağının tam olarak zaten kopmadığı. Bir gün boşuyor adam. Bir bağ koptu diyelim. Aklı yerinde olması lazım. Hani aklı yerindeyken söyledi. Ki kadın zaten onun stresli, alkollü vesaire olduğunu söylüyor. Ertesi gün geliyor hiçbir şey yokmuş şey olmamış gibi. Şimdi bak devam ediyor. Bu anlatılanın anlatan kişinin durumuna göre anlatıyoruz. Şimdi evet. Bunu al da bütün hepsine uygula diyemeyiz. Evet. Bu yanlış. Evet. O anlatan kişinin haline bakıyorsun. Aynı evde yaşamaya gidiyor. Adam akşam gelmiş sarhoş, kızmış, sinirlenmiş. Sataşmış. Diyor ki boşadım. Sabah kalkıyor hiçbir şey yok. Ertesi gün geliyor adam melek gibi mülayim. Pişmanlığını anlıyorsun orada. O verdiği bir talak da geçersiz oluyor aslında hakikat boyutunda şimdi mı? Şimdi bir sinirli ya da sarhoş ya da o anda söylenilen ayrı. O zaten geçersiz ama sinirlenirken söylemiştir. Sakinledikten sonra biraz zaman geçecek. Adam bir günde de sakinler, üç günde de sakinler, üç dakika sonra da sakinler. O sakinledikten sonra bunu aynı istikrarla söylerse o zaman düşer. Evet. Onu da iyi anlamak lazım. Bu işin şakası yok. Vebali iş. Ancak nikahı düşmemiş kişiye de düştü dersem bu da vebali iş. Şartlarını iyice anlamak lazım. Fakat kesin nikahın düştüğünü anlamak için kişilerin birbirinden uzaklaşmış olması da gerekiyor. Yani evlilik yani, ilişkisini gerektirecek şartların bozulmuş olması şimdi lazım. Şimdi şöyle ben böyle çok kardeşlerimiz olduğunda hem ayetlerde hem işte sahabelerin uygulamasında hani bütün bu konuyla ilgili de bayağı bir gayret ettim anlamaya. Çünkü çok önemli bir konu. İnsanlar sinirliyken söylediğini Rabbin işlerini kolaylaştırmak için o anda akıl bali kabul etmiyor. Bu şeytana karşı bir hamle. Rabbim bizi koruyor. Ama sakinledikten sonra yine de söylüyorsa bunu bir kabul etti. Bir kabul ettikten sonra kişi evde geliyor ama eşiyle konuşmuyor diyelim. Ama iki üçü de söylemedi. Devam etmedi yani. O arada eğer pişmanlığı olduysa ki biz kuluz bunu bilemeyiz. Ya ben buna boş ol dedim diye vicdan azabı çekti. Pişman olduysa içinden o zaman Rabbim onu tekrar birleştiriyor. Yani soğukkanlılıkla tasdik etmeden yani önce böyle bir pişmanlık fazla, oluştu. Yani fazla olan az olanı etkiliyor ve birleştiriyor. Tabii o bir talak boşamış oldu ya. Pişman oluyor kişi. Bu sefer
komple nikah tamamen bitmediği için tazeleme duası okuduğunda ya da kişi zaten pişmanlığını dile getirdiğinde o boşadığını talak veren kişi o pişmanlığı yaşarsa tamamen kopmadığı için onu tekrar yapıştırabilir, eksiği tamamlar. Hocam bir de kadınların bu boşamadaki durumu bayağı tartışmalı ya da doğru anlaşılmıyor. Yani kadının hiçbir hakkı yokmuş ya da gerektiğinde kocası ona talak hakkı veriyormuş şeklinde bir takım zahiri konuşmalar var. Şöyle, nikah aslında bir ahit, anlaşmadır. Anlaşmaya başlayınca, başında en başta yapılmadan önce çiftler aralarında talak hakkını birbirlerine devrederlerse eğer bu var ve gerçek sahih. Ya da boşanma ile ilgili değil de anlaşma yapılmadan, ahitleşme olmadan, nikah olmadan önce dünyevi meseleler, giyim kuşam, dini yaşayış, ev, araba veyahut da ziynet eşyaları gibi bilumum ne varsa A'dan Z'ye tüm bunlarla ilgili iki tarafında hakkı var. Niye? Kadın der ki ben kabul etmiyorum. Şöyle olursa kabul ediyorum derse, sen de evlenmek istiyorsan, onun şartını kabul ettiysen o zaman sen kabul ettin, anlaştın. O zaman onu uymak zorundasın. Burada başka bir şey var. Burada verilen bir söz var. Ya da kadın dedi ki sen beni kafana göre boşama ihtimalin olabilir. Talaklardan birini ben üstüme almak istiyorum. Sen söylesen de geçerli olmasın. Dedi. Bunun üzerine de erkek de bunu kabul ettiyse sen söz verdin ona ve sen kendi rızanla devrettiğin için o hak sende değil ki. Peki bunu sonradan devredebilir mi? Bir sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra? Hiç böyle bir istihare olmadı. Ama bu ilk başta olur. Ama sonradan söylenildiyse eğer, şöyle düşünün. Mehir mesela sonradan verilebiliyor. Ya da veremiyorsa erkek helal edebiliyor. Sonradan da geriye dönük bu hakkını ben erkek derse ki kadına sana veririm ama bununla ilgili erkeği gerçekten herhangi bir şart sunmadan, tehdit etmeden erkek kendi vermek isterse, bak çok önemli, erkek kadın hiç istemeden erkek vermek isterse kadın yine istedi. Ama erkek de yine de hani sonradan yine bak kadın istedi bir zaman geçti. Kendi canı gönülden hakkını vermek isterse ama kadın onu tehdit etmiyor. O arada surat yapmıyor, zora koşmuyor. Yani canı gönülden veriyorsa kendi hakkını dilerse teslim eder. Şimdi teslim edemez derseniz eğer burada ahitleşme yapmanın anlamı ne ki? Herkes kendi hakkını korusun diye, kendi sınırını belirlesin diye. Ancak ilk başta ahitleşme esnasında olması, nikahta olması çok daha uygundur. Ama sonradan, biz şimdi dersek ki erkekten kadınlar sonradan bu hakkı isteyebilir dersek, kadınlar bu hakkı alabilmek için erkeklere her türlü şantajı yaparlar. Yatak odalarına sokmazlar. Her türlü psikolojik baskı yaparlar. Önüne bir tabak yemek koyarken fırlatır önüne atarlar. Her yerde laf sokarlar. Erkek de bıkar, usanır. Yani ne olursa olsun der, vereyim der, işin içinden çıkar. Bu böyle de olmaz. Bak, bu böyle de olmaz. Orada tehdit ederek, şantajla, zorla almıştır. Gönül rızası yok. Olur. Bak bu çok anlamaya dayalı. Evet. Yani erkek şunu düşünebilir. Ya ben sonuçta eşimi seviyorum. Olası herhangi bir kızgınlık anında da yanlış bir şey yapıp
şey yapmamak adına emniyet sübabı olarak bir hakkımı devrediyorum diyebilir. Kendi diyebilir. İsteğiyle. Bunu erkek gönlü, canı gönülden isterse, evet. Canı gönülden istemiyor, zaruri kalırsa eğer, bu sefer tehdit ve şantaj olduğu için bu geçerli değil. Evet. Ama erkek canı gönülden isterse kendi hakkını devredebilir ama yüzdelik olarak çoğunluğunu veremez. Veremez. Yani üçte biri üçün, verebilir. Ha, üçün biri, üçte birini verebilir. Peki hocam bunların olmadığı durumda yani erkeğin talep ama orada verirken bak şey değil ha karşı taraf yaptırım yapıyordur uzun vadeli yıllar içerisinde hep alttan bir noktaya kadar getirme o değil. Rabbim biliyor bak arka planı ön planı hepsini biliyor. Bunu iyi anlamak lazım. Yani bu ortada zaten... bir konu bak. Kardeşlerimiz bunu karşıda çıkabilirler. Olur da diyebilirler ama her halükarda da olur diyen için de bir şartları var. Olmaz diyen için de bir şartları var. Onları anlatmaya çalışıyorum. Burada tabii erkeğin talak hakkını da vermediği ama diğer yandan da zahirde eşine gerçekten ağır baskılar uyguladığı, eşinin çok sıkıntıya düştüğü durumlar oluyor ya. Evet. Burada kadının boşanma ile ilgili hakkı ya da çıkış yolu nedir? Yani. Bak şimdi şöyle. Biz gerçekten nikah konusunu konuşmadık şu zamana kadar. Evet. Yani biz derken böyle kalpten gelerek Rabbimin ayetlerine, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine böyle bir hani daha iyi anlayabilmek için bugün için etraflıca konuşmadık. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Aynen. Şimdi kadının hiçbir boşanma hakkı yok. Talak evet. hakkı yok. Ama bu böyle değil ki. Yani şeriattan bahsediyoruz. Tamam şeriattan bahsediyoruz evet. ama bu böyle değil ki. Görünüşte boşanma hakkı kocasında. Evet bak şeriata göre. Tamam. Ama kadın özür diliyorum. Erkek eşine sorumluluğunu getirmiyor. Yatağını ayırmış. Ya da gereği gibi yerine getirmiyor. Ya da zorbalık yapıyor. Ya da zorbalık yapıyor. Şey. Ya da olmadık uygunsuz şekilde yatak halleri var. Bir diğeri de diyelim ki kadını kıskanmıyor, korumuyor, kollamıyor. Kadını çalışmaya mecbur ediyor. Ama kendisi de çalışmıyor gibi. Ya da kadına sürekli hani anlık tartışma olur. Bunu demiyorum. Sürekli ama sürekli şiddet içerikli şiddet uyguluyor. Ya da benzeri durumlar varsa zaten kadının boşanmayı isteme hakkı var. Neden? Erkek görevini getirmediğinde zaten nikah otomatikmen kademe kademe azalıyor. Yani öyle olduğu zaman boşanma hakkı erkekte bile olsa bunu imam kardeşlerimize de sorabilirler. Bunu talep edip ama gerçekten şey olacak erkek görevlerini düzenli olarak yapmıyor olacak. Tamam kimden talep edecek? Eşinden mi? Eşinden talep etmeyecek o konuda. Söz sahibi olan kişilerden yani aile büyüklerine gerekiyorsa aile büyüklerinden gibi. Yardım isteyecek. Adam boşamıyorum diye de tuttursa bile hayır kadın şunu demesi gerekir. Sen eğer gerçekten Allah-u Teala'nın emrine göre hareket ediyorsan Allah-u Teala'nın emrini önemsiyorsan o zaman diğer emirlerini de yerine getirmekle yükümlüsün. Demesi gerekir. Tamam dedi adam sorumlu, yapmadı yine de. Yapmıyor yani. Yapmıyorsa aile büyüklerinden yardım isteyip onlara tebliğ etmeli. Şu sebeplerden dolayı ben bundan ayrılmak istiyorum diye. Ama o sebepler gerçekten adamın erkeğin kocanın görevlerini yerine getirmediğini ve uzun süre getirmediğini delillendirdikten sonra kadın uzaklaşabilir. Ama bak Allah-u Teala'nın emirlerine uymuyor kişi. Bunu yani iyi anlamak lazım. Hiçbir çıkar yolu kalmadı. Talep etti. Aile büyükleri araya girdi. Kadını korumaya aldılar. Ayırdılar. Evet. Ya da aile büyükleri de yok. Kimsesi de yok kadıncağızın. Hiçbir şey yok. Devletin düzeni var. Çekip gidebilir mi yani? Bak şimdi çekip gider dersen
kadınlar ya da erkekler, insanlar kafasına göre kendisine bir sistem oturtur. Ben haklıyım der, çekip gider. Bunu demiyoruz ki. Mutlaka ki burada nasıl nikahta şahit olması gerekiyorsa çevresindeki, ama kendi tarafı, kendi yandaşı değil, ortalama duran, mahallenin imamı gibi, ki onlar artık pek hani suya sabuna dokunmak istemeyebilirler. Olmaz. Mutlaka her yerde kanaat önderi vardır. Mutlaka kanaat önderine sığınıp gerçekten kocasının dini hükümleri yerine getirmediğini ispatlayarak, delillendirerek, bunu da bir anlık, bir günlük, bir aylık değil, belki bir geçiş dönemi olur, uzun süre böyle devam ettiğini delillendirirse işte o zaman uzaklaşabilir. Şunu, neden diyoruz bunu? Hani şahit gerekiyor ya nikah. Şehadet lazım ona da. Bak, şahidin nikahta olmasının sebebi ne? İşte o şahitlerin görevi burada devreye giriyor. O şahitleri, o şahitler öldü gitti veya değişti. Şahit, bir mümin şahit olduysa diğerlerinin üzerinden farzı düşer ama yerine getirilmesi, cenaze namazı gibi düşünün. Evet, evet. Kısaca öyle diyeyim. İşte bunu uygulaması lazım ama şöyle olacak. Kadının kendi tarafı ya da böyle işine göre, kitaba göre işini uyduracak anlamında değil. Ha. Demek istediğimi iyi anlayın. Evet, yani bu şimdi... Gerçekten bunu delillendirdiğinde işte o şahitlik kısmını, nikahta neden iki taraf kabul edecek mehir, bir de şahit olacak ya, bir de zorlama olmayacak değil mi? Kişilerin kendisi kabul etmesi lazım. İşte buradaki şahit konusu, burada talak konusundaki konuyu düzenlemekle de görevli. Aslında çok önemli şahit, yani sadece tabii, nikaha tabii. Şahit ama olması değil. Ama şahitler öldü diyelim ki, Allah rahmet eylesin. Onun yerine diğer Müslümanlar görevi devralır. Cenaze namazı gibi dedim ya, diğerlerinden düşüyor. İşte bu konu, bak burayı, yani bak şurayı doğru anlarsak. Hani burada kadın kafası bozulmuş kocasına, istediğini almıyor. İstediği de kocasının yapacağı bir şey değil. Burada da bunu kullanabilirler, bilirler. Bu yanlış anlamaya dayalı bir durum. Hani adam eve geliyordur, mülayimdir. Kadın ona bulaşık yıkattı, çamaşır yıkattı, onu yaptı, bunu yaptı. Adama hakaret ediyor falan. İstediğinde yapmayınca boşarım seni diye kocasını tehdit ediyor. Gitmiş kendine 3 tane yandaş bulmuş. Yalan söyletiyor. Kendini bir de acındırıyordur, ağlıyordur, sızlıyordur. Kendi istediklerini elde etmek için bunu yapıyordur. Bunu da demiyorum. Ha bak, bu gerçekten doğru uygulanırsa gerçekten rahmet. Ama çok yanlış anlamaya dayalı bir durum. Yani burada düşünsene. Bana geldi, dedi ki şuraya gideceğim, götüremedim, imkanım yok. Bunu yapacağım, bunu yapacağım dedik. Olmadı, istediğini yaptıramadı. Kafaya taktı. Kendine göre de arkadaş buldu. Şahit gösterdi. Beni boşamaya kalktı diyelim. Bunu yapabilirler. Çok bu çok tehlikeli anda. Bir durum, bu anlattığımız bir durum. Ama bir taraftan da böyle sıkıntıda olan hanım kardeşlerimiz var. Nikah olduğundan dolayı tehdit edildiği için İmanlarıyla, inançlarıyla, erkekler burada haksızlık yapıyor da kadını öyle tehdit ediyor. Ama gerçekten görevlerini yapmıyorlar. Böyle de durum var. Bunu da anlatmak lazım. İşte bu aradaki farkı iyi anlamak lazım. Yani bu çift yönlü, yani bu. Tabii şimdi günümüzde çok farklı noktaya çekebilir. Medeni kanun çerçevesinde hareket edildiği için sonuçta kadın da erkek de eşini boşamak üzere mahkemeye başvurabiliyor. Ondan sonra tabii, doğru yalancı şahitler de tutabiliyor filan falan, evet, her şey olabiliyor. Akabinde bir de ondan sonra şöyle bir durum oluşuyor. Mesela boşanıyorlar. Kadın belli bir nafaka almaya başlıyor. Bu nafakayı hayat boyu alıyor kocasından, ki çok büyük sorunlara gebe olan bir durum bu şu an toplum içerisinde. Ondan sonra bu sebepten bu nafakası kesilmesin diye
başka birisiyle aslında evlenmek istiyor veya ilişkisi var. Evlenmiyor da gayet resmi bir ilişkiyle devam ediyor. Bu taraftan nafakayı almaya devam ediyor. Bu taraftan hayatını yani helal olmayan bir zemin üzerinde yürütüyor filan gibi, yani çok büyük sorumlulukları olan, çok büyük bu konuda gerçekten çok büyük adaletsizlik var. Evet. Şöyle dinen mehir konusunun oluş sebebi zaten bu olmasın diye. Yani nafaka ödeniyor. Bunun süresi 4 ay. Hani 3 iddet dönemi ama başında gelir, sonunda gelir. Aşağı yukarı 4 aya kadar garanti bitiyor. Bunun oluş sebebi bu. Kadınla ilgili 4 aydır. Ama çocukları vardır. Çocukların okulu vardır, masrafı vardır. Kadın ayrıldığında çalışamıyordur. Çocukları büyütmesi gerekir. Ufak bebeler olduğunu düşünün, bebekler olduğunu düşünün. Buradaki durum da istisna. Yani bunu devlet çok ciddi şekilde tek standarda bağlayamaz. Yani bununla ilgili boşanan bayan kaç tane çocuğu var? Çocuklar kaç yaşında? Bu süre içinde çalışacak mı? Evinde mi oturacak? İşte bu çocukların masrafı ya da okula gidiyorlarsa okul masrafları gibi kişiye özel. Ancak her halükarda kadın eğer çalışamayacak, çocuklarına bakacaksa, ayrıldığı eşine de çocuklarına bakıcı parası vermek, ona, kadına ayrı vermek şartıyla, ayrıyetten çocuklarının masrafını, ayrıyetten oturduğu ev kiraysa eğer, bak kişiye özel ya, ev yoksa da, diyelim ki kadının kendi evi var, evinde oturuyordur kendi evinde, o zaman ona ev kirası vermez ama kadına ayrı maaş verir. Çünkü adamın çocuklarını büyütecek. Ayrıca da çocukların masrafını, evin elektriği, suyun hepsini ödemekle mükellef olmalı. Hani diyorum ki bazı yerde bu limiti daha da artırmak lazım. Bazı yerde de örneğin çocuk yok. Ayrıldı kadın, karı koca. O zaman kadına 4 aylık parayı verecek, üstüne vermemesi gerekiyor. Bu bir de hani bir sene ikisine değil, bir de ömür boyu bağlıyorlar. Bu olmaması gereken bir şey. Bayan evlenmiyor, nasıl olsa para geliyor diye. Bu sefer başkasıyla başka hallere düşebiliyor. Bu sefer biz buna zemin hazırlamış olmuyor muyuz? Evet, şimdi bu da var. Ama bu kişiye göre duruma bağlanması lazım. Ya da kadın evlendi. Resmi olarak. Evlendiği zaman o zaman çocukların ödemesini devam etmesi lazım. Çocuklara da belirli yaş konmak şartıyla. Bu sefer kadına çocuklarına bakıyor diye ilave para vermemesi gerekir. Yani bu konu da her boşanan çiftin hal ve durumuna göre düzenlenmesi gerekiyor. Düşünsenize boşanmışlar, kadın evinde, çocukları ufak, büyütmeye çalışıyor. Kiraysa eğer, kirasını, faturasını, bütün ne gerekiyorsa bu sefer daha fazla ödemesi lazım. Çocuk başı, sallıyorum rakamı, 3000 lira dedi. İki çocuk var, 6000 lira. Olmaz ki, bu yetmez. Kadın o zaman işe girip çalışacak. O zaman erkeğe al çocuklarına bak demek lazım. Annesi gibi de kimse bakamaz. Tamam boşandın ama çocuklar annesinden boşanmadı ki ya. Hani bunu da bakın, burada kul hakkı var. Burada neslin yetişmesi var. Şahsi çıkarlara girerek hareket etmemek gerekiyor. Bunu da sorumlu olan nedir? Devletimizdir, yöneticilerimizdir. Bu kanunları düzenleyecek olanlardır. Bunlara göre hareket etmek gerekiyor. Ve bir toplumu da yönetiyorsa o toplumda farklı inanışta insanlar olur. Onlara göre ortak bir şekilde hareket etmek gerekir burada. Bu çok önemli. Hani neslin bozulmasın diyoruz ya. Kardeşim biz sondan başlıyoruz. Bir baştan alalım böyle de ona göre hareket edelim. Bakın burada herhangi bir kurum, kişiler, siyasetçilerle ilgili işimiz yok. Olamazlar. Buradaki konumuz insanlık, nesil. Şimdi öyle konular, öyle kardeşlerimiz geliyor ki, öyle enteresan dertleri olduğu dönemler oluyor ki, hani insanlarla konuştukça, yani sizlerin, herkesin başına gelir. Eş dost bir araya gelince konuşulur.
olur. Bir kardeşimiz diyor ki benim bir arkadaşım var. Eşi diyor, kocası eve gelince diyor sürekli diyor silah dayıyormuş başına. Adam sinirli, asabi, evde kadına şeylik yapıyor, pehlivanlık yapıyor. Şimdi bu bir değil, iki değil. Hep yıllarca devam edince bu kişinin alkolde kullandığını düşünün. Şimdi burada talak hakkı kadında yok ama burada lazım değil mi? Lazım. Kadın imdat diyor. Diğer taraftan da adam eve geliyor, kadın hiçbir işi yapmıyor, umursamıyor, kafasına göre hareket ediyor. İşte yazlığı al, yok şöyle araba al, yok ben şunu istiyorum, yok ben bunu istiyorum. Ki kocasını yapamayacaklarını istiyor. Kocasını belki günaha sevk edecek. Yatağı almıyor. Böyleleri var. Burada da bir hak yok mu? Hani olaylara göre karar vermek lazım. Karar verenin de gerçekten Allah korkusuyla hareket ediyor olması lazım. Yine enteresan bir konu. Bir gün yine aynı böyle sohbet ortamında birisi dedi ki benim dedi arkadaşım var. Dedi bana soru sordu. Bu kadın dedi evli, bir koca daha almak istiyormuş dedi. Dedim ya şaka gibi, gerçek mi bu? Dedi gerçek. Dedim öyle bir şey olmaz. Olmaz dedim diye o kişi geldi benimle tanıştı biliyor musun? Tek tek izah ettim sabırla. Rabbim sabır verdi yani. Ben de kendimde hani beklemediğim bir durumdu. Müslüman bunu söyleyen kadın. Müslüman yani dinini sordum. Ve bunu ciddi ciddi de savunuyordu. Çok şükür sonra anladı. Ama anlayana kadar bayağı bir bizi gerdi. Şimdi bakın bunlarla da karşılaştık. Hani bu kaydı dinleyen kardeşlerimiz oturduğu yerden çevresi hep böyle Müslüman kişilerdir. Böyle şeyler kınanırsa diye düşünün. Ya kınamayın. Gerçekten toplumun içine indiğinizde belirli bir cemaatin içinde ya da Müslüman mahallesinden dışarı çıktığınızda bunlar karşınıza çıkıyor. Onu demek istiyorum. Evet. Kısaca söyleyeyim. Bir de yine karşılaştığımız konulardan bir çift var. Resmi olarak boşandılar. Birazdan ismini söyleyeceğim. Dedi ki bizim dedi nikahımız duruyor mu? Dedim neden bunu soruyorsunuz? Dedi biz dedi boşandık dedi. Resmi olarak. Dedim ki siz resmi olarak boşandığınızda çevrenizdeki anne babalarınıza, çünkü 3 tane çocuğu vardı. Siz boşandığınızı, ayrıldığınızı, nikah ahdini söylediniz mi? Yok dedi. Biz dedi zaten evimizde oturuyoruz. Bizim dedi borcumuz vardı dedi. Bankalara falan, hacizlerden falan dolayı dedi. Resmi olarak boşandık dedi. Dedim peki nikahın şartları ne? İki taraf birbirini kabul edecek. Siz kabul ediyor musunuz? Ediyoruz tabii dedi. Bizim 3 tane çocuğumuz var. Dedim şahitlere, insanlara biz işte nikah ahdimizi bozduk. Bak resmi nikah bahsetmiyor. Evet, evet. Dini nikahınızı bozduğunuzu, anlaşmanızı bozduğunuzu söylediniz mi? Yok dedi. Biz öyle bir şey yapmadık ki dedi. Ama dedi biz dedi resmi olarak boşandık. Böyle bir yola dedi başvurduk. Dedim bakın nikahın şartları, dini nikahın şartları belli. Dini nikah kıymak da bu arada dinen yasak. Bu da var ama bizler de Müslümanız. Allah-u Teala'nın emrine göre hareket etmek zorundayız. Çok dedim eğer bir yerde bir şey olursa sevgiliyiz dersiniz dedim. Siz dedim karı koca sevgili de değil misiniz? Evet, evet dedi. Dedim resmi nikah, özür diliyorum. İmam nikahı yaptık, imam nikahı olarak evliyiz demenin resmiyete göre, devlet kanunlarına göre 3 yıl garanti hapis cezası var. Bak bu garanti. İmam nikahlıyla evliyiz. Yani resmiyetinizde var
ama bir de imam nikahı yaptırdık derseniz 3 yıl yatarınız var. Garanti bu. En düşük. Siz dedim sevgiliyiz deyin. Ya dedi olur mu öyle? Ya dedim bakın Allah katında evlisiniz. Birbirinizi red etmediniz ki. Red etmektir talak aslında. Şartı bozdum, anlaşmayı bozdum demektir. Diğer taraftan resmi olarak bir yere gittiniz, yolculuktur, bir yerde kalmanız gerekir, bir şey olur. Biz resmiyette evli görünmüyorsunuz, 3 tane çocuğunuz var. Eviniz bir, arabanız bir, aynen devam ediyorsunuz. Biz karı koca izlerseniz, kanunen de sevgili olduğunuzu söylerseniz o zaman devlet buna müsaade ediyor. İmam nikahı cümlesini dedim kullanmayın. Allah-u Teala biliyor. Sevgiliyiz dediğinizde imam nikahınız düşmüyor ki. Ne var ki bunda? İmam nikahlıyız deme de sevgiliyiz de ya. Evet. Orada da böyle bir çıkar yol arada bulmuştuk ama doğru kabul bir şey. Diğerinde de yine başka bir çift bunu başka bir kardeşimiz anlatıyor. Dedi ki bir yıllardır dedi hani boşandılar ama talak vermediler. Bu dedi boşanma olur mu? Yine çevresindeki kişiler bunların ayrıldığını yani resmi olarak ayrılmış dini nikahlarının oğluna şehadet eder mi? Yıllarda dedi görüşmüyorlar. Boşandılar. O zaman dedim bunların nikah ahdi de bitmiş. 3 talak yerine gelmiştir zaten. Ama dedi ağızlarından çıkmadı. Dedim şahit olanlar bunlar boşandılar gittiler ayrıldılar. Aradan zaman geçti günler geçti. Ya Efendimiz Aleyhisselam zamanında ya da sonraki dönemlerde de siz konuyu araştırın kısaca söyleyeyim. Savaş çok erzen bile olsa 4 ay dolmak üzereyken geri evlerine gelmiş oluyorlar. 4 ay. Bir araştırın bu konuyu. Hazreti Ömer Efendimiz dönemini de bir inceleyin. Anlayacaksınız. Yani anlıyoruz ki 4 ay ayrı kaldıysa bir karı koca ha telefonda görüşüyordur. Arada adam iş çalışmaya gitmiştir. Kadının yani belki annesi hasta gitti falan. Bu durumu söylemiyorum ha. Şimdi savaşta da kadın kocasının nereye gittiğini biliyordu falan diye düşüneceksiniz. Şöyle düşünün. Birbirleriyle irtibat olmadığı zaman. Savaşa gidiliyor. Savaşta belki öldü. Hani sağ olduğunu bilip adam erkek eşinin niyetini bilip kadın da kocasının niyetini bilip görüşüyor olması lazım. Artık teknoloji var. Hani burada süre bu şekilde değil ama birbirleri görüşmüyorlar. Birbirlerinden haber alamıyorlar. Gittiler. Gittilerse eğer talak verilmediyse bile bu düşer. Ancak birbirlerinden haber alabiliyorlar sosyal medya üzerinden, tanıdık eş dost üzerinden ama yine de bunlar artık ayrıldık, boşandık, resmi olarak boşandık zaten ama talak verilmedi diyorsa kasti bir araya gelmedikleri için o 4 ay belirli süreyi doldurduğu için yine düşer. Bak yine bu yanlış da anlaşılabilir bu söylediğim, doğru da anlaşılabilir. Yanlışı ve doğrusu kişiye özel bunları konuşmak lazım. Şartlarla birlikte öyle boşanmak o kadar kolay bir şey değil. Hani ben söyledim bitti. Öyle o öyle değil. Allah-u Teala sorar bunun hesabını. O bir sözleşmedir, anlaşmadır. Onun peki için hocam, diyelim ki 5 ay 6 ay dediğimiz gibi küstürdüler, ayrı durdular, görüşmediler. Talak vermediler beş, ama uzunca bir süre böyle küstürdü. 5-6 ay ayrı durdular. Ama biz boşandık da dediler mi? Yani bak şarta özel söyleyebiliriz. Küstüler demediler. Küstüler biz konuşmuyoruz küstük dediler ayrı duruyorlar. Burada yine talaklar düşebilir ama hepsi yine düşmez. Yani tamamen yani incecik yani bir bağ yine bir, tutar. Bir araya gelebilme durumları yani kadın ya. Dedi mi ben daha boşandım ben tamam ben artık ayrıldım bitti bir daha dönmeyeceğim. Kafada bitirdilerse bitmiş mi kabul etmek? Kafalarda kafada bitirdi ama onun bir düşünme zamanı var.
Yoksa her biz kafamız bozulduğunda gittiğinde hemen bitmiyor ki. Şimdi bir zaman olacak, aklı iradeleri yerindeyken de bunu defalarca tekrarlayacak. Tamam bu üçtür ama sinirli an ve olmayacak, sükunetli olacak. Hani bunun şartları var. Ama bazen de kişi boşanmış gitmiş. Ya da resmi nikah yok ya, imam nikahlar. Bir zaman sonra erkek çekti gitti. Çok var erkeklerden, kadınlardan öyle yok da pek. Hemen hemen hiç yok. Erkek çekiyor gidiyor. Telefonda cevap vermiyor. Ortak arkadaşlar varsa onları da susturuyor. Bir ay, üç ay, beş ay, altı ay böyle gidiyor. Ya orada zaten talak belirli bir zaman sonra düşüyor da. Ya yine söylüyorum bak, kişiye göre, durumlara göre bunu karar verecek kişiler lazım bize. Bir konuya standartlayamayız burada. Durumunu tam teşhis edemiyorsa kişi istihare yaparak bu konuda istihare yapabilir ama istihareyi aldığı bilgiyi doğru olarak, en doğru olarak nefis karıştırmadan söylenileni doğru alacak kişi olması lazım. İstiharede burada yani dünyevi gözle görülür deliller ve konulara bakması daha uygundur. İstişare çok, etmesi daha uygundur. Tabii çok daha uygundur. Çok böyle erzem bir vaka durum olur da istihareye o zaman başvurulur. Burada da istihareyi yapan kişinin taraf tutmadan tam söylenileni doğru anlıyor da olması lazım. Allah razı olsun. Allah razı olsun.